Merhaba arkadaşlar, ben Kod Ignite hocası. Laravel 8 ile quiz uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde quiz sonuç detay sayfasını biraz daha güzelleştireceğiz. Aklıma bir şey geldi, onu anlatmayayım dedim ama bir kez düşündüm ya. Hani anlatmak istiyorum şu an. Şöyle bir şey olsa sanki çok daha güzel olmaz mı? Tamam, biz burada her şeyi listeledik. Doğru cevabımı, yanlış cevabımı görebiliyorum. Acaba ben bu soruyu doğru yaptım ya? Bu soruyu yüzde kaçı doğru yaptı? Onu merak ediyorum. Yani ben biri doğru yaptım. Burada detay olarak bir de şunu göstersek. Bu quiz'e katılan kullanıcıların %60'ı da bu soruya doğru cevap verdi desek mesela. Güzel olmaz mı? Ya da ben bu soruyu yanlış yaptım ama kullanıcıların %95'i doğru yaptı mesela. Hoş bir detay olur. Yani bugünkü dersimizde şunu yapacağız arkadaşlar. Her soru için tüm quiz'e katılan kişilerin vermiş olduğu doğru cevap oranını hesaplayacağız. Birinci soru. Bu birinci soruyu yani bu quiz'e kaç kişi katıldı? 10. Ve birinci soruya kullanıcıların yarısı D seçeneğini seçti. Yani doğru cevabı seçti. O zaman diyeceğiz ki quiz'e katılanların %50'si bu soruya doğru cevap verdi diyeceğiz. Bu kadar basit. Hemen başlayalım. Öncelikle bize bir ilişki lazım. Relation. Question'a bir gidelim. Sonuçta bahsettiğimiz özellik sorular için hazırlıyoruz, değil mi? Bu soru için hazırlıyoruz. Daha öncesinde MyAnswer fonksiyonuyla ne yapmıştık? Bizim o soruya verdiğimiz cevabı getirmiştik. Main controller'a gidelim. Şunu bir return edelim. Oradan anlatarak ilerlemeye başlayalım. Evet. Sorularımız geldi. 16 ID'li sorunun 16 ID'li sorunun şıklarını görüyorum. Doğru cevabını görüyorum. Benim vermiş olduğum cevabı görüyorum. Buraya daha önce de yaptığımız gibi mutation kullanarak arkadaşlar olmayan bir sütun oluşturacağız. Çünkü her sorunun böyle bir sütunu kendiliğinden olsun. İlişkiyle çağırmamızın pek bir anlamı yok. Bu sanki bu tabloda varmış gibi her çağırdığımız yerde gelsin istiyorum arkadaşlar. O zaman hemen fonksiyonumuzu oluşturalım. Nasıl yapıyorduk? Get diyorduk. Sonra şey yazıyorduk. Sütunumuzun adını yazıyorduk. Sütunumuzun adı true percent olsun. Yani doğru yüzdesi gibi bir anlam çıksın. Ve sonrasında boşluk bırakmadan A büyük olacak şekilde attribute diyorduk. Ve parantezimizi açıyoruz. Tabii bunun başına public function'ı da unutmuyoruz. True percent isminde artık benim yeni bir değişkenim, sütunum olsun istiyorum. Deneme amaçlı bir return elma diyelim. Ve bu oluşturmuş olduğumuz yeni sütunu modelimizde tanımlayalım. Protected dolar append array biçiminde true percent. İkinci kelimeyi büyük harfle başlattığım için bunun arasına alt tire koymam gerekiyor. Hemen bir yenileyelim. Bir hatamız var. Ha, noktalı virgül koymamışız. Evet, bakın arkadaşlar. Questions'ıma yeni bir sütun geldi. Veri tabanında olmamasına rağmen true percent adında ve elma dönüyor. Çünkü biz return elma demiştik. Tamam. Bize burada nasıl bir hesaplama lazım arkadaşlar? Öncelikle bu soruya verilmiş olan tüm cevaplara ulaşmamız lazım. Gene tablo üzerinden anlatıyorum anlayabilmeniz için. Bu soru ne? ID'si 16. Question ID 16. Yani cevaplar tablosunda question ID'si 16 olan tüm cevapları bana getirecek. Sonra da diyeceğiz ki bakın answer 4, answer 2, answer 3. Bu sorunun cevabı neymiş mesela? Questions tablosuna gidelim. Tamam, kafanızda canlanması için yapıyorum bu arada. 16 ID'li sorunun doğru cevabı answer 4'müş. Kaç tane cevap var? 13 tane.
Kaç tanesi en 0-4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 13'te 9 doğru cevaplanmış. O zaman ne yapacağız? 100'ü 13'e böleceğiz. Sonra 9 ile çarpacağız. Bu da bize bu soruya doğru cevap verenlerin ortalamasını verecek. Yüzdeliğini verecek arkadaşlar. Bu kadar basit bir uygulama aslında. Tabii öncelikle bizim burada 16 ID'li soru için ya da başka bir soru için yani bu soruya ait verilmiş olan tüm cevaplara ulaşabilmemiz lazım. Öncelikle bunu veren relation'ı kuralım. Public function answers diyelim. Cevaplar. Return nasıl bir ilişkimiz var? Has many. Çünkü birden fazla cevap var burada. App models answer tablosuyla ilişkiyi kur diyorum. Başka hiçbir şey yazmama gerek yok. Bundan bahsetmiştim. Şu an answers bize arkadaşlar o soruya verilmiş olan tüm cevapları getirecek. Hatta denemek istersek burada return this answers get dersek bence verir. Evet, bakın arkadaşlar true percent alanında o soru için verilmiş tüm cevapları bana getiriyor gördüğünüz gibi. Bakın hepsinin question ID'si 16 ve tüm cevapları görebiliyoruz. Tamam. Tabii benim bunların hepsini göndermeme gerek yok. Burada zaten bunu işleyip direkt yüzdeliği göndereceğiz. Yani direkt orada percent'ı, doğru cevap yüzdeliğini gösterip sadece listeleme yapmak istiyorum. O zaman öncelikle bizim bunun verisine değil sayısına ihtiyacımız var. Count diyelim. Bakın true percent 17, 16, 18, 10, 14. Tabii bu doğru bir veri değil. Biz seed ile yaptığımız için yani bu soruya verilmiş olan cevap sayısını veriyor. Ama bir kullanıcı quiz'e girdiğinde tüm sorulara cevap verdiği için buradaki true percent alanı hepsinde aynı olacak. Yani hepsine 20 kez cevap verilmiş olabilir. Çünkü quiz'e girdiğinde tüm soruları cevaplıyorsun. O yüzden buralar eşit olacak. Şu an seed'den çalıştığı için bu şekilde farklı datalar görüyoruz. Tamam. Soru sayısına ulaştık. Şimdi neye ihtiyacımız var? Tabii bunu bir değişkene aktaralım. Diyelim ki answers count. Cevap sayısı answer count diyelim. Şimdi bana doğru cevap sayısı lazım. Yani tamam 19 tane cevap verilmiş ama bunların kaçı doğru? Bunu bulmam lazım. Buna true answer diyelim. Yani doğru cevaplar. This answers dedikten sonra ver diyoruz arkadaşlar. Tabii ondan önce şeyi göstereyim değil mi size? Tamam şunu bir unutun arkadaşlar. Şu an bakın question modelinde olduğum için ve bu question modeli çağrılan yerde o soruya ait verilere oldukça kolay ulaşabiliyoruz. Yani ben mesela burada return is mesela sütunumuzun adı ne? Mesela answer 1 dersem bakın true percent'ta o sorunun birinci cevabını görüntüleyebiliyorum. Yani this dedikten sonra arkadaşlar sütuna direkt erişimimiz var. Yani ben burada direkt this correct answer dersem modelin içinde olduğum için bana bakın correct answer alanındaki veriyi bana otomatik getirecek. Tamam bunu niye size gösterdim şimdi? Çünkü doğru cevap sayısına ulaşacağız. Ver dedik answers'lara. Yani tüm sorulara ulaştık. Cevaplara ulaştık. Correct answer'ı pardon, answer'ı şimdi cevaplar tablosundaki answer bizim sorumuzdaki correct answer'la aynıysa yani bu soruya doğru cevap verilmiş sayı bize verecektir. Correct answer. Az önce gösterdiğim vardı ya disk dedikten sonra sütunun direkt adını yazarak veriye ulaşabiliyorum. Yani dedim ki ben cevaplar tablosuna git. Answer alanı doğru cevap. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı olan verileri getir dedim.
Sonrasında da bir count atarsak ya da önce bir get atalım, görelim. Return ediyorum direkt doğru cevapları. Evet, bakın bu sorunun doğru cevabı neymiş? Answer 4. Bana getirdiği verilere bakın. Answer 4, answer 4, answer 4, answer 4. Dedim ki cevaplar tablosuna git. Answer alanı correct answer ile aynı olanları getir. Correct answer alanıyla aynı olanları bakın getirdi. Burada mesela answer 4'müş. Başka var mı? Burada answer 2'ymiş. Bakın bana direkt answer 2 olanları getirdi. Benim bu veriye ihtiyacım yok. Benim bunun sayısına ihtiyacım var. Count dedim. Ve artık elimde doğru cevap sayısı da var. Dediğim hesaplamayı yapmak için gerekli olan iki veriye artık sahibim. O zaman direkt return 100'den 100'le neyi böleceğiz? Cevap sayısını. Yani kaç tane cevap verilmiş? Ya mesela şöyle düşün. 10 tane cevap verilmiş olduğunu düşünün. 100'ü 10'a böldük. 10. Kaç tanesi doğru? 6. Çarptık. 6 eşittir. Ne demek? 60. Yani ne demek oluyor bu? Doğru cevaplayanların yüzdeliği %60 demek oluyor. Burada da aynı hesabı yapıyoruz. Tabii farklı sayılar olduğu için şu an kafanız karışmasın diye gösterdim. 100 ile cevap sayısını bölüyorum. Bunu bir parantez içine alayım. Matematiksel işlem. Sonra bu işlem bittikten sonra elde ettiğim sayıyı doğru cevap sayısıyla çarpıyorum. True answer ile çarpıyorum. Ve bana vermiş olduğu veri o soruya doğru cevap verenlerin yüzdeliği olacaktır arkadaşlar. Evet, bakın. Mesela çok pardon. Bunun %20 oldu arkadaşlar. Bunun %21, %23 ve %22. İsterseniz bunun doğruluğunu hep birlikte kontrol edebiliriz. Mesela biz hep şeyden örnek gittiğimiz için ondan gene bakalım. 16 idi. Pardon. Answers'a gidelim. Tabii siz farklı burada ID mesela başka 16'lar olacak ama siz de aynı şekilde ters test edebilirsiniz. Mesela bunun oranı %57'ymiş. Kontrol edelim. Ara diyorum. Question ID'si 16 olan verileri bir getirsin bana. Answer 4 bildiğiniz üzere 16'nın correct answer'ı. 1 kaç tane var? 13 tane var. Tamam. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 tanesini siliyorum. 10 olsun. Şu an %63 gösteriyor. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pardon. Arkadaşlar kafam karıştı. Bir tekrardan 16'ya gidelim. 10 tane soru bırakacağız. Evet, toplam 10 tane. Şuradaki gösterilen satır kafamı karıştırdı da. 2, 4, 6, 8, 10 tane veri var. Şu an bize ondalıksız düz bir sayı vermesi lazım. 70. O zaman burada 7 tane answer 4 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Yüzdelik hesaplamamız da başarıyla hazır arkadaşlar. True percent alanında bunu yönlendiriyoruz. Diğerlerini kontrol etmemize gerek yok. Biri doğruysa hepsi doğrudur. Tabii şöyle bir şey var. Böyle çok ondalıklı sayılar olabiliyor. O yüzden biz bunu her ihtimale karşı round metoduyla bir üst sayıya yuvarlayalım. Evet, 21, 70, 24, 22. Güzel. Artık hazır ilişkimizi çok güzel kurduk. Silebilirim şu alanı. Artık view'imizi gösterebiliriz. Artık tek yapmamız gereken şey sorunun üstüne ya da yanına bir noktaya bunu göstermek olacak. Nasıl bir şey yapalım?
Tamam, tek derdimiz bu olsun. Yani siz istediğiniz gibi gösterin arkadaşlar. Ben biraz saçmalayacağım. Quiz result. Şöyle her soruyu nerede gösteriyoruz? Sorunun kendisini question'da, değil mi? Şıklar. Yani böyle hem gözüksün, sorunun üstüne koysam nasıl olur? Hatta şunun da üstüne, yani doğru cevapların da üstüne. Mesela bir small desem, bir deneme bir şey yazacağım görmek için. Tabi buraya yazdı. BR atalım. Evet, gayet güzel. Hem küçük küçük bence uygundur ya. Tamam, çok da detaya kaçmadan. Ne diyeceğiz? Katılımcıların tabii %80 i, %65'i, %30 u oluyor mesela. Hani o şeye girmeden nasıl bir şey yazabiliriz? Katılımcılar %70 oranında bu soruyu şöyle diyeceğim. Tamam, kafamda buldum. Bu soruya %70 oranında doğru cevap verildi. Nokta. Bir göreyim. Evet, gayet hoş. Şunu da strong için alırsam evet, mükemmel. Şimdi tek yapmamız gereken şey arkadaşlar, burada 70 alanını silip süslü parantezimi açıp questions değil, değil mi? Artık bu tabii questions içerisinde. Question true percent demek olacak. Şuradaki birleştirelim ki yüzde ile birleşik gözüksün. İşte bu kadar arkadaşlar. Yaptık. Bu soruya %70 oranında doğru cevap verilmiş. 24 %24'ü bu soruya doğru cevap vermiş. Evet, çok güzel ya. Yani şunu diyebileceğiz artık. Ben bir quiz'e girdim. Bu soruyu doğru cevapladım. Acaba ben dışında kaç kişi bu soruya doğru cevap vermiş? Tabii sayı olarak göstermektense yüzdelik olarak göstermek çok daha tatlı oldu. Bence gayet okey. Sadece bir şey aklıma takıldı. Onu da deneyeceğim ve bitireceğim. Şu small'u alıp sorunun altına koysam nasıl olur? Onu merak ediyorum. Gitti. If'in içinde dedi. Niye göstermiyor şu an? Strong image and if. Tam burada gösterebilirsin. Çok ilginç. Ha, buraya gelmiş, pardon. Gözüme perde indi sanırım. Şu BR'yi bir altı şey bir üstte koydum aşağı indirsin diye. Ha, bu daha iyi arkadaşlar. Sorunun varlığını birazcık baltalamıştı. Bu şekilde daha güzel. Evet, gayet hoş. Bu arada biz buraya aldığımız puanı yazmamışız. Aklıma gelmişken onu da yazayım. Şöyle alert'ın üstünde mesela H3 puan desek strong. Quiz. Bir saniye, bizim burada acaba puan verimiz var mı? Biz burada onu getirmiyoruz diye hatırlıyorum. Bir saniye. Return. Evet, yeni iş açtık. Aynen öyle. Ben burada puanla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama zaten hazırlamıştık. Direkt burada çağırabilirim. Tabii quizden hazırlamıştık. My result ilişkimiz bize kendi sonucumuzu da verecektir. Questions bu. My result. Evet, bakın puanım burada yazıyor. Neydi? My result point. Geldim. Quiz my result point diyorum.
Çok güzel. Evet arkadaşlar, elimize sağlık. Tertemiz bir iş yaptık. Bu da aklıma gelmişken böyle size hoş bir özellik olarak yapmak istedim. Dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı, yazılımla uğraşan, ilk kez atılacak olan arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.